Evet, aziz dostlar, yayına girdik galiba, değil mi? Şu anda herhalde yayına başladık. Birbirimizi görebiliyor muyuz? Görüyoruz galiba. Şimdi kıymetli takipçilerimiz toplanıncaya kadar yavaş yavaş, evet. Bir takım şeyleri paylaşayım ben sizlerle, izah edeyim. Evet, Eskişehir Türk Ocağı olarak biz Perşembe günleri, 32 senedir devam eden Perşembe sohbetlerimize bu kanaldan bu şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Zaman içerisinde beraber olacağız. Yalnız şimdi bildirimler gelmeye başladı. Şimdi mütemadiyen bununla ilgili bizi ikaz ediyorlar. Bu bildirimler hem karşıdaki misafir konuşmacının yüzünü kapatıyor, hem de dikkati dağıtıyor şekliyle. Bilmiyorum, bu bildirimleri sonradan mı söylesek, soruları en son bir 15 dakika ayırsak, o zaman mı daha çok buraya yazmak cihetine gitsek, herhalde o zaman daha iyi olur. O sebeple istirham etsem sorularınızı son 15 dakikada ben o zaman söyleyeceğim, ikaz edeceğim, isteyeceğim. Lütfen o zaman sorularınızı gönderin. Şimdi Yılmaz Hoca'yı bekliyoruz. Önümüzdeki hafta, önümüzdeki Perşembe sohbetine çok hoşunuza gidecek bir müjdeyi vereyim. Önümüzdeki hafta özellikle Türkiye'de... Evet, evet Yılmaz Hoca hoş geldin. Selam aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Afiyetlesiniz inşallah. Sağ olun, inşallah. Allah razı olsun. Siz iyisiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Hamdolsun. Allah sağlık, saat versin. Sağ olun. Önümüzdeki haftaya Türkiye'de bir bakıma ilk sivil üniversite demek olan Küllük'le başlayacağız. Küllük'ten Marmara'ya Marmaratörleri konuşacağız önümüzdeki Perşembe akşam. Bu konuda kitap olan bir genç kardeşimle beraber, evet, o güzel insanları sizlerle beraber konuşacağız. Bugün konuşacağımız Yılmaz Hoca'yı ben tanımıyordum ilk defa. Ben de sizin gibi ilk defa görüyorum. Yılmaz Hoca Malatyalı, tahsilini orada yapmış. Daha sonra milli eğitimde vazifeler yapmış. Oradan Muş Üniversitesi'ne araştırma görevlisi olarak daha sonra... Yok, yardımcı doçent olarak hocam. Olarak daha sonra Amasya'ya inkılap etmiş ve geçen sene de profesörlük unvanına sahip olmuş. Şimdi Amasya Üniversitesi'nde, Fen Edebiyat Fakültesi'nde, tarih bölümünde öğretim üyesi olarak Yılmaz Karadeniz Hoca devam ediyor faaliyetlerine. Bu İran meselesi benim eskiden beri de çok dikkatimi çeker. Hangi sebeple? Kadim Türk yurdu. 1100 yıllık bir Türk yurdu, Türk vatanı bir bakıma 925'lerden itibaren bizim coğrafyamız. Ama ne var ki Türkiye'de bu sahada yapılan çalışmalar çok fazla değil. Bölük pörçük, parça parça, özellikle Faruk Süben Hoca'nın bu konuda çalışmaları vardı. Bir takım çalışmalar var ama deruni bir şekilde, bir bütün halinde çok fazla çalışma, araştırmanın varlığından bahsetmek mümkün değil. O konuda bir takım şeylere bakarken, göz gezdirirken Yılmaz Hoca'nın bu kitabına rast geldim. Evet, Selenge'den şimdi ikinci baskısı yapılmış. Yılmaz Hoca doktora çalışmasına başlamış ama daha sonra geliştirerek adeta doktora çalışması şimdi bunun içinde bir parça halinde kalmış. Şimdi takriben 600 küsür sayfaya ulaşan büyük boylu, büyük hacimli bir bütünlük içerisinde verildiği 1700'den işte 1925'e kadar, evet, yani Pehlevilerin başlangıcına kadar olan bölümü daha çok ihtiva eden bir hacimli kitap olarak Selenge'de, evet, bu çıktı, var. Kitabı görünce dikkatimi çekti. Kitabı hemen getirttirdim, baktım ve özellikle de bu İran konusu benim ilgimi, merakımı celbettiği için, bizim de coğrafyamız olduğu için Yılmaz Hoca ile bunu biraz daha görsün, duyacağı şekilde konuşalım istedim. Şimdi zamanımızın el verdiği ölçüde Yılmaz Hoca ile İran meselesini konuşacağız elimizden geldiği kadar. Evet, Yılmaz Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi misiniz, afiyetle misiniz? Hoş bulduk Nedim Hocam. Allah razı olsun, siz iyisiniz hocam. Sağ olun, sağ olun, çok teşekkür ederim. Vakti çok fazla. Beni ikaz ediyorlar, siz çok konuşuyorsunuz. Başta mümkün olduğu kadar oraya biraz az tutun diye ve konuşmacılara daha çok zaman bırakın diye. Ben de o sebeple zamanı iyi kullanmak adına şimdi, evet, hemen girelim o işe. Yani bu İran coğrafyasından, efendim, İran tarihinin özelliklerinden, İran adından nereden, ne zamandan bu tarafa geliyor bu İran adı, bu coğrafya, efendim, ve İran tarihinin özellikleri, o şekilde bir başlayalım, genel bir girizgah yapalım, ondan sonra devam edelim.
Buyurun efendim. Evet. Evet, İran coğrafyası bildiğimiz en kadim medeniyetlerin kurulduğu bir coğrafya. İran ismi nereden geliyor? İran ismi genelde o bölgeye gelen Aryanilerden ismini almış ve İran olarak telaffuz edilmeye başlanmış. Aslında tarihin ilk çağlarından itibaren İran tabiri kaynaklarda çok kullanılmıyor. Yani daha sonra bu İran tabiri kullanılmış. Önemli bir coğrafya, işte beşeri, fiziki ve stratejik önemi bildiğimiz gibi dünyanın merkezi durumunda Anadolu ile birlikte. Batı'dan birçok hükümdarı, imparatoru, kralı kendisine çekmiş buralara coğrafya. Bu da Hindistan'ın kapısı konumunda İran coğrafyası. Yani Anadolu üzerinden, batıdan gelen güzergah, İran üzerinden Hindistan'a açılan bir kapı. Hindistan ki biliyoruz, tarihçiler olarak zaten herkes de bilir. Burası bildiğimiz gibi dün sayılan yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle işte İran'a tarihteki yerini alıyor İran coğrafyası. Bir de güneyde Fars Körfezi'nin olması, burada deniz yoluyla işte uzak doğuya ticari güzergah oluşturması ve Kızıldeniz üzerinden de Nil deltasıyla birleşmesi bu coğrafyayı önemli hale getiriyor. Yani kısaca coğrafya hakkında bunları söylemek mümkün. Bu İran adı, İran devleti adı ne zamandan Evet. bu tarafa kullanılıyor? Hangi zaman bu işin kabul edilişi? Yani Aryaniler dedim Sayın Hocam, şimdi kuzey kavimlerinden bu coğrafyaya Aryanilerin gelmesiyle birlikte yani İran tabiri kullanılmaya başlanmış. Yani Şah İsmail zamanında da oranın adı İran Evet. mı? İran devleti mi? Evet, Bu şekilde mi İran olarak. biliniyor? Evet, Diyelim ki İran olarak geçiyor. Perslerin zamanında da bu devletin adı İran devleti mi? Şimdi Persler zamanı Hahamenşi toprakları, Ahamenişler diyoruz. Evet. Ama İran tabiri, evet, eski Pehlevice'de, eski Farsça'da kullanılmış İran tabiri. Yani Evet. var ama devlet ismi olarak kullanılması tam görmüş mü? Daha sonra. Daha sonra. Devlet ismi olarak, evet. Coğrafi bölge olarak kullanılmış. Peki İran tarihi ile Türk tarihinin münasebetine bir baktığımızda, yani Evet. İran tarihi ben yani 1100 yıldan bu tarafa, evet, bizim tarihimize bir ilgisi var. Evet, o ilgi, o alaka nasıl başlıyor? Nereden geliyor Türk tarihiyle olan ilgisi İran'ın? İran tarihiyle Türk tarihinin ilgi ve alakası milattan önce Orta Asya Türk tarihinde de baktığımızda milattan önce 5000 yılına kadar geriye gidebiliyoruz. Haliyle İran tarihini de eski tarihçiler, eski çağ çalışan tarihçiler milattan önce 5000'e kadar götürdükleri için İslam öncesinde milattan önce 5000'den bu yana bir komşulukları var. İslami dönemde zaten İslam sonrası İslamileşme ile birlikte zaten Karahanlı Gazneli Devleti'nin kurulduğu coğrafya, Selçuklu Devleti'nin de kurulduğu coğrafya, yakın tarihe geldiğimizde Afşar Hanedanı'nın iktidara geldiği coğrafya ve benim de çalıştığım Kaçar Hanedanı'nın iktidara geldiği bir coğrafya. Haliyle İran tarihi, Türk tarihiyle hem İslam öncesi öncesinde hem de İslamlaşmadan sonra bir bütün, yani adeta birbirine girmiş. Yani İslam öncesi Türk tarihinin bazı kaynaklarını eski İran kaynaklarından bulabiliyoruz. Evet. Mesela Şahname'de Firdevsi İran-Turan mücadelelerinden bahsetmiştir. Evet. İslami dönem ile birlikte zaten Karahanlı, Gazneli, Selçuklu devleti bu coğrafyada kurulduğu için haliyle Türk tarihinin kaynakları İran tarihi kaynaklarıyla bir grift halinde ve iç içe
araştırmacıları örtüşüyor. Beklemektedir. Yani şu mu? Evet. Şöyle mi anlamalıyız? Dinleyiciler böyle mi anlamalı? Yani Evet. Gazneliler bu coğrafyadaydı. Gazneli Türk Evet. Devleti, Gaznevi Mahmud'un devleti bu coğrafyadaydı. Evet. Vaka Gazne şu anda Afganistan'ın içerisinde ama bu coğrafyayı Kaldı, ihtiva evet. ediyordu. Evet. Harezmşahlar oradaydı. Devleti bu Efendim bölgedeydi. Büyük Selçuklu Devleti bu coğrafyada kuruldu. 150 yıllık bir, evet. Babiloğulları, Timuroğulları bu Yine bu bölge, coğrafyadaydı. evet. Daha sonra Hülagu, İlhanlar bu coğrafyadaydı. Bu coğrafyada kuruldu. Karakoyunlu, Safevi değil mi? Hı. Ve tamamı Evet. Avşarlar tamamıyla bu Evet. coğrafyadaydı. Yani İran Bu coğrafyası bir coğrafyada bakıma kuruldu. kadim Türk coğrafyası. Öyle mi diyoruz? Evet. Evet, kadim Türk coğrafyası. Yani kadim Türk devletlerinin ki Selçuklu mesela bunda çok önemlidir. Aslında Selçuklu yani üzerine daha iyi araştırmalar yapılması için Farsça kaynakların da mutlaka elden geçirilmesi, incelenmesi gerekiyor. Yani Selçuklu gibi kadim bir devlet, yani bir medeniyet ortaya çıkarmış olan bir devlet bu coğrafyada kurulmuş. Haliyle kaynaklarımız da İran kaynakları içerisinde, yani bir kısmı araştırmacıları hala beklemektedir. Evet. Bugünkü İran'daki o büyük şehirlerin Hı. neredeyse çoğunun Türkler tarafından kurulduğunu, efendim, Türklerin Evet. eserleriyle tamamen, yani İran İsfahan. coğrafyasının tamamına yakın, adeta Evet. Maveraün Nehir'in devamı Ne? gibi bizim Evet. medeniyetimizde dolu, eserlerle dolu bir coğrafya olduğu söylenir. Coğrafya, Değil mi? evet. Evet, evet hocam. İsfahan'da mesela keza çok açık bir şekilde görüyoruz. Tahran'da ben araştırma yaptığım zamanda da bizatihi Selçuklu dönemine ait birçok eseri ben orada gezdim. Gördüm. Yani Selçuklu döneminin en güzel nadide mimari yapıları bu coğrafyada mevcut. Biliyoruz ki Osmanlı mimarisini de zaten buradan Anadolu'ya gelen mimarlar işte etkilemiş. Yani benim hep söyleye geldiğim bir şey var Yılmaz Hoca. Ben derim ki özellikle Semerkant ve Buhara'yı görmeden kolay kolay Türk olunmaz. Veya bizim Evet. medeniyetimiz o iki şehir özellikle o iki kadim şehri belki bunlara efendim Harezmi'de, köhne Ürgenci'de, Hivey'de Evet. ilave etmek lazım. Bunları Evet. görmeden bizim medeniyetimiz, bizim şehirlerimiz anlaşılmaz diye söylerim eskiden Anla belli. Menşe orada. anlaşılmakta eksiklik olur, evet. Evet. Bunun devamı Doğru. mahiyetinde belki buna İran'ın şehirlerini de görmeden bu eksik kalır. Beraberce Evet. görmek bütünlük içerisinde diye belki ilave mi etmek lazım. Şimdi Evet. şuraya gelelim. Şimdi Evet. evet İslamiyet geldi. Sonra İran'ın fethi, Hazreti Ömer zamanı. Daha sonra Evet. Emeviler döneminde de devam etti. Evet Hı. ve İslamlaştı. Evet. İslamlaşma süreci. Sonrasında yani İran'ın İslamlaşmasından Safevi Ses gitti. olduğu dönem. Ses gidiyor sayın hocam. Evet, internette bir şey var. İnternette geliş gidiş zaman zaman donmalar oluyor. Evet. Yani şu. Ses sağlıklı gelmiyor. Evet, sizinki de biraz öyle. İnternette bir şey var. Evet. Tekrar edeyim soruyu. Evet. Yani İran Hazreti Ömer zamanında fethediliyor. İslamlaşmaya başlıyor. Evet. Emeviler döneminde devam ediyor. Evet. Abbasiler döneminde iyice kadim hale geliyor. Geliyor. Evet. O tarihten itibaren Safeviler evet var ve Safevilerin geriye çekilmesine, inkırazına kadar olan sürece bir baktığımızda Selçuklar dahil olmak üzere evet İran tarihini nasıl değerlendiriyoruz? Evet, şimdi Hazreti Ömer döneminde işte İslamiyet'in kuzeye doğru yaptığı fütuhat ile İran 642 yılında fethedildikten sonra İslamlaşma dönemine giriyor. Ama İran İslamlaşma döneminde Araplaşmadı. Yani Arap kültürünü kendi özüne almadı. Aldıysa da çok az almıştır. O İranlılık, Farslılık özelliğini muhafaza etti. İslam hakimiyeti dönemi Hazreti Ömer'in fethinden sonra Hazreti Ömer dönemi ve Hazreti Ömer de dahil devlet teşkilatına ait birçok kurum Sasanilerde mevcuttu ve Araplar da
İranlılardan bu geleneği aldılar. Mesela resmi yazışmaların arşivlenmesi. Yani Hazreti Ömer döneminde İran Sasanilerinden öğrenildi. Bunun gibi birçok şey İran'dan yani Sasanilerden Araplara intikal etmiştir. Şimdi, yani o sırada İran'da Sasaniler vardı diyorsunuz değil mi? Daha sonra Türkistan'a gidip Samaniler Devleti'ni kuran, devam etti. İslam medeniyeti Sasanilerden bunun gibi idari, işte askeri, mesela ikta sistemi bize de intikal etmiştir Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya. Ama bakıyoruz Sasanilerde de ikta sistemi var. Bunun gibi birçok unsur daha sonra kurulan devletlere nüve teşkil etmiştir. Evet. İslamlaşma döneminde işte Arap hakimiyetinin zayıflamasından sonra bu defa hanedanlıklar dönemi başlıyor. İşte Muzafferiler, Tahiriler, Safariler gibi bunlar ta şeye kadar gidiyor. İşte Safevi Devleti'nin kuruluşuna kadar. Evet. Şimdi Safevi Devleti'nin kuruluşu bildiğimiz gibi Erdebil tarikatından neşet ediyor. Şeyh Safiyüddin Erdebili, Erdebil tarikatı ki bu tarikat Timur döneminde de farklı bir yöne evrildi. Timur çünkü Anadolu'da Yıldırım Bayezid ile yaptığı savaşı kazandıktan sonra yaklaşık kaynaklarda 20 bin kişiden bahsediliyor. Genç esirleri bu tarikata götürüp bağladı ve tarikatın askerleri haline geldiler daha sonra bunlar. Ki biz tarihte bunlara işte Kızılbaş Türkmenleri falan da diyoruz. Şeyh Safiyüddin Erdebil sardıkları sarıktan dolayı. Evet, evet, evet Sayın Hocam. Şimdi Safiyüddin Erdebili kendi hala hayatında yani Şii değildi, Sünni bir tarikattı. Ve siyasi bir şeyi de yoktu, bir fonksiyonu da yoktu. Yalnız vefat ettikten sonra onun müritlerinden İbni Bezaz, Safetü's Safa, o kaynağın Farsça, ana kaynağın Farsçası bende de mevcut. O daha üzerinde çalışacağız Allah ömür verirse. İbni Bezaz bu eseri yazarak Şeyh Safiyüddin Erdebili'ye ait olmayan, söylemediği şeyleri sanki orada söylemiş gibi yazmış ve tarikat dini hüviyetinden siyasi bir hüviyete kaymıştır. Ne demiştir? İşte bir yerinde diyor ki, Şeyh diyor, yani Safiyüddin Erdebili diyor, bir rüyasında Hazreti Peygamber'i gördü ve Seyit olduğunu söyledi. Ama Hasani mi, Hüseyin'i mi, yani Hazreti Hüseyin soyundan mı, Hazreti Hasan soyundan mı olduğunu sormadı diyor. Şimdi böyle rivayetler yazmış İbni Bezaz ve bu şekilde okununca Şeyh Safiyüddin Erdebili'den sonra işte yerine geçen oğulları ki en önemlisi Hoca Ali döneminde tarikat tamamıyla siyasallaşıyor. Ve bu şekilde geliyor. İşte Cüneyt'tir, en son Haydar işte derken Şah İsmail. Şimdi Şah İsmail babası öldürüldüğü zaman daha küçük yaşta, 7 yaşında ve bu Kızılbaş Türkmenleri ki yaklaşık 12 boy. Bu kitapta da ben belirtmişim onu Sayın Hocam. 12 boy Şah İsmail'in katledilmemesi için onu saklıyorlar, yetiştiriyorlar ve vakti gelince de ortaya çıkarıp İşte Safevi Devleti'nin kuruluşunu gerçekleştiriyorlar. Yani Safevi Devleti 12 tane Kızılbaş Türkmen boyunun yardımlarıyla teşekkül ettiriliyor. Yani bir bakıma da belki bir kısmını Timur'un Anadolu'dan götürdükleri. Götürdüğü evet. Daha sonra da asker olarak Şah İsmail'e hizmet eden kişilerdir. Şimdi yani Şiileşme dediğimiz işte mezhebi bağımlılık, bağnazlık mı dersiniz? Yani ona ne dersek işte Şah İsmail döneminde vardır ki bunun işte en büyük müsebbipleri de o Türkmen boylarıdır.
Ve devlet yönetiminde de zaten bunlar görev alıyorlar. Şah İsmail vefat ettikten sonra yerine gelen işte Şah Tahmasp, özellikle birinci Abbas, bunların devlet işlerine fazla müdahil olmalarından dolayı devlet çarkı adeta işlemez hale geliyor ve bunların bir kısmına karşı savaşıyor ve hatta birçoğunu da öldürüyor. Yani böyle bir de sıkıntı var. Devlet işine iyice bulaştıkları için. Yani haliyle Safevi Devleti de yine Türkmen boyları tarafından teşekkül ettirilmiştir. Yani haliyle işte Safevi kısmını da Türk tarihinden ayırmak mümkün değildir. Bu konuda en iyi çalışmayı buradan kendisine selam gönderelim. Remzi Kılıç Hoca, şu anda Erciyes Üniversitesi Tarih bölümünde o Safevi dönemini çalışmıştı. Yani haliyle Türk tarihinin Safevi kısmı da vardır. İşte keza Evet. Türkiye'de çok Akkoyunlu. ihmal edilen Evet. bir şey. Bir Maalesef saha. devletler sayı Bir saha. listesinde Safeviler yok. Halbuki büyük Türk devletlerinden birisi değil mi? Evet, evet, Safeviler evet. garip bir Evet. şekilde. Oradan Evet. sonrasına gelmeden önce orada bir şey Evet. tekrar toparlayalım. Yani Abbasi Evet. sonrasından Safevi'ye gelinceye kadar orada şimdi o coğrafyada Gazneliler, Harezmliler değil mi? Evet. Evet, Büyük evet. Selçuklar, Evet. Timuroğulları, Babüroğulları. Evet. Oraya Hı şöyle hı. bir Hocam ses gidiyor. yani evet şeyden Gelmedi önce ses. Safevilerden önceki döneme bir gidelim. Şöyle Abbasilerle Safeviler arasında Gazneliler, Harzemşahlar, evet Babüroğulları, Onlar Timuroğulları, evet o dönem ve Selçuklular. biraz şey hocam, siz yani kronolojik bir şekilde birbirlerini takip ediyorlar. Yalnız sizin ses biraz ulaşmıyor. İnternette sıkıntı var. Onu Sizinki geliyor şu anda. tamam. Şimdi sayın hocam, Sasani Devleti'nin Müslüman hakimiyetine işte geçişi yaklaşık 5 yıl o süreç yaşanmış. Bu süre içerisinde Rey, İsfahan, Hemedan'da mesela İslamlaşma sürecine karşı mukavemet olmuşsa da ama İslamiyet buralarda da yayılmış, nihayet muvaffak olunmuş. Şimdi Hazreti Ömer döneminde bu bölgeye valiler tayin edilmiştir, İran coğrafyasına. Yani merkezden gönderilen valiler İran'ı idare Evet. etmişlerdir. Fethin ilk yıllarında mesela halkın işte İslam'a ısınması ve biliyorsunuz işte hepimiz biliyoruz ki İslam öncesinde İran Zerdüşt Evet. dinine tabiydi ve ateşe tapıyordu. Nietzsche de oradan Halkın alıyor değil mi? O Zerdüşt böyle dedi tabi ismini de oradan alıyor. Evet. tabi tabi Fethin ilk yıllarında işte halkın İslam'a ısınması için ateşe tapan ataların dinlerini terk etmeleri için bu valiler oldukça gayret göstermiş ve muvaffak da olmuşlardır. Hazreti Ömer'den sonra halife olan Hazreti Ömer, Hazreti Osman döneminde İran idaresinde bir sıkıntı görülmüyor. Hazreti Ali'ye karşı siyasi iktidar mücadelesine girişen Muaviye'nin tavrı İran halkın tarafından kabul edilmemiş ve işte sıkıntı Muaviye'ye karşı olan tepki buradan başlıyor ve bugün işte Şii Caferi dediğimiz mezhebin ortaya çıkışı da bu dönem ile birlikte meydana geliyor. Yani Muaviye'nin Hazreti Ali'ye karşı siyasi bir misyonla mücadeleye başlaması İran halkı tarafından haksızlık olarak telakki ediliyor ve Şii Caferi mezhebinin çıkışı da buraya kadar gidiyor. Evet. Muaviye Hazreti Ali'ye karşı bir gasıp olarak görüyor İran halkı Muaviye'yi. Bir gasıp. Mesela Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in Emeviler tarafından şehit edilmesinden sonra bu hanedana karşı tepkiler kat kat artıyor. Şimdi Muaviye
Biliyoruz ki Oralar Hazreti biraz Ömer hızlı döneminde. geçelim. Orada kalırsak, Heh, Yılmaz geçelim. Hocam kalırsak zaman yetmeyecek. Tamam. Evet, Heh. oradan hızlıca gelelim buraya doğru. Geçelim. Detaya Hazreti girmeden. Ali'nin evet, Hazreti Ali'nin 661 tarihinde hariciler tarafından şehit edilmesinden sonra işte dedik Muaviye tahta geldi. Ondan sonra oğlu Yezid işte Kerbela'da Hazreti Hüseyin'i şehit etti ve bu İran halkı tarafından tepkiyle karşılandı. Emevilere karşı bu sırada taht mücadelesine girişen Abbasilerin en büyük destekçisi ki işte bu coğrafyada bulunuyor. Ebu Muslim Horasani. Abbasiler adına da mücadele ederek 750'de Abbasi hakimiyetini başlatmıştır. Şimdi Ebu Müslim Horasani'nin döneminde burası önemli Sayın Hocam. Ebu Müslim Abbasilere yardım edip Abbasiler tahta, hanedana iktidarı ele geçirince yani daha doğrusu 750'de Ebu Müslim'in de etkisiyle Türkler Abbasi ordusunda görevli asker olarak artık alınmaya başlanmıştır. Daha sonraki halifeler döneminde işte 754'te tahta oturan Mansur döneminde efendim işte Bağdat Abbasi halifeliği adeta Türk kuvvetlerine dayanmıştır. Evet, şimdi bu dönemde kısa işte olarak geçersek 820'de mesela Tahirilerin ortaya çıktığını görüyoruz bu coğrafyada. Tahiri Hanedanlığı 820 ile 872 yıllar arasında kurulmuş. Bu coğrafyada kurulmuş. Efendim yine Tahirilerden sonra Sistan'da, Sistan bölgesinde yine Safariler bu coğrafyada kurulmuş. 861-1003 yılları arasında bu coğrafyada hükümet sürmüşlerdir. Ondan sonra Safarileri görüyoruz. Safariler hızlı bir şekilde geçersek. Safarilerin inkırazını da sağlayan Samanoğulları devleti 875'te teşekkül ediyor. 999'a kadar da devam ediyor. Yalnız Samanoğulları devletinin ile ilgili bir kısım tarihçiler Türk devleti olarak işte biz de öyle biliyoruz. Ama bazı kaynaklar da bunun Samani İrani olduğunu söylüyorlar. Bu biz çok da şey değil. Yani bu konuda biraz şey var. Evet, şimdi Samanoğullarından sonra işte bildiğimiz gibi işte Karahanlı, Gazneli devletleri bu bölgede kurulmuş ve bu şekilde gelir dediğimiz döneme kadar geliyor. Hocam bunun Yani işte 10. yüzyıldan itibaren Türk hakimiyeti o coğrafyada başlıyor tamamıyla. var. Yani Evet. var. Ve ondan Evet. sonra devam ediyor. Gerek hanedanlıklar gerek devlet bazında onları görebiliyoruz Sayın Hocam. Evet. Evet. Safeviler ve devamı şimdi. Evet. Şimdi Safevilerin kuruluşu demin bahsettiğimiz gibi Sayın Hocam. Şah İsmail'in küçükken, daha çocuk iken Türkmen boyları tarafından yetiştirilmesi ve sırası geldikçe de ortaya çıkarıp Safevi devletinin tahtına oturtmalarıyla Safevi dönemi başlar. Şimdi Safevi döneminde Şah İsmail döneminde genellikle mezhebi bir bağnazlık var hocam. Yani o işte Türkmenlerin de etkisiyle Tebriz'de 1501 yılında tahta oturduktan sonra onun döneminde işte biliyorsunuz şimdi o Türkmen boyları Şah İsmail'i yetiştirirken aynı zamanda etrafa da hani tarikatın da etkisiyle müritlere de Şah İsmail'in ölmez olduğunu yani yenilmez olduğunu böyle bir kahraman olarak olağanüstü bir kahraman olarak halka müritlere bunu benimsettiler. Şimdi Çaldıran'da Yavuz Sultan Selim'e yenilince işler değişti. Bunun böyle olmadığı ortaya çıktı. Ve Şah İsmail zaten Çaldıran Savaşı'ndan sonra da Sayın Hocam genelde kendisini içkiye verir ve devlet idaresinde o şekilde hayatı sona erer. Şimdi Şah İsmail'den sonra
En önemli dönem birinci Abbas, İran tarihçilerinin Büyük Abbas dedikleri dönemdir. Bu dönemden itibaren Ondan önce 1700'lü at koyunlar, yıllar. kara koyunlar da oralarda değil mi? Evet, At onlar da koyunlu, kara orada. koyunlu. Evet. Evet. Şimdi evet, birinci Abbas döneminde bu bölgede yabancı güçleri, batılı güçleri de görmeye başlıyoruz. Evet. Mesela Fars Körfezi'nde işte ticari imtiyaz peşinde olan Portekizler var. Ondan sonra İngilizler var. Bu bölgeye gelmeye başlıyorlar. Hatta 1. Abbas döneminde bir kısım devletlere burada imtiyazlar da veriliyor. 1. Abbas döneminde yalnız Safevi Devleti idari olarak en iyi dönemini yaşamıştır. Daha sonra zayıflamaya başlamış ve nihayetinde Şah Sultan Hüseyin döneminde kuzeyden bu defa Afgan istilası başlamıştır. Evet. 1720'li yıllarda. Kuzeydeki ki bu Afgan kabilelerinden Abdaliler ve Gılzailer. Abdali ve Gılzai kabileleri İran'a doğru akmaya başlamışlardır. Şimdi Safevi Devleti bunlara karşı bir mukavemet gösterememiştir. Çünkü o dönemde kendi içerisinde de sıkıntılar yaşamıştır. O mezhebi bağlılığın getirmiş olduğu güç kırılmış, ihtilaflar başlamış askerler arasında. Bu böyle olunca Afgan istilası hızlı bir şekilde 1722'de Gülünabad Savaşı'yla ki Mahmut Afgan işte İsfahan'da Evet. Safevi ordusunu yenilgiye uğratıyor. Burada birçok da katliam yapıyor. Evet. Evet. Mahmut Gılzai. Hatta bu katliamdan dolayıdır bazı tarihçiler onu söylerler. Ölmeden önce evet kendi etini parçalayacak bir dereceye gelip o şekilde vefat ediyor. Çünkü çok korkunç katliamlara girişiyor. Yalnız Afganlılar sadece Akın ve Talan'la bu bölgeye geldiler. Yani buraya yerleştirecekleri bir nüfusları falan yoktu. Yani bir devlet olarak, bir hanedan olarak burada bir hakimiyet tesis etmeleri mümkün olmadı. Evet. Hatta bu dönemde Mahmut Abdali'den sonra mesela Afganlıların başına geçen Eşref Han döneminde Osmanlı'ya teklif yapılıyor. İşte Safevilerin inkırazı hasıl olmuş. Afgan istilası başlamış. Osmanlı'ya teklifte bulunuyor Eşref Han ki o belgeleri de ben okumuştum şeyde. Bende var mevcut arşivde. İran'ı birlikte paylaşalım. Evet. Ama Osmanlı bunu yapmıyor. Bu çok önemli Sayın Hocam. Osmanlı bu teklife olumlu cevap vermiyor. O İran'daki Afgan istilasını da İran'ın iç karışıklığı olarak görüyor. Ve bu şekilde Afgan istilası da zaten İran'da kalıcı olmayacaktır. Çünkü Safevi ordusunun komutanı Nadir Kuli Mirza, daha sonra Nadir Şah olarak ortaya çıkacak. Evet. Türk, Afşar Evet. Türklerinden. Ve benim kanaatimce İran'da kurulan devletlerin başındaki en önemli komutan, en önemli idareci de budur. Evet, önemli şahsiyet Şah İsmail'den sonra bir Şahsiyet bakıma. de Evet. budur. Şimdi Evet. Sayın Hocam, Peki. Evet, Nadir Şah'a gelelim şimdi. Nadir Kuli Mirza Afganlıları 1730 tarihinde İran'dan defettikten sonra kendisi yönetimi fiili olarak ele geçiriyor ama sembolik olarak da bir İran şehzadesini tahta oturtuyor. Kendisi naip olarak, yardımcı olarak, Yani komutan İran olarak. şehzadesi derken bir Safevi şehzadesi, yani bir Türk İşte şehzade. Evet. Safevi Şehzadesi. Evet. Üçüncü Şah Abbas olarak tahta oturtuyor çocuk. Kendisi de naip olarak, yardımcı olarak şey yapıyor. İdarede fiili olarak bulunuyor. Ve bu dönemde zaten Osmanlı Evet. topraklarına karşı da akınlar düzenliyor Nadir Kuli Mirza ve Kars'a kadar da gelir. Onun Musul, Kerkük seferleri,
Yani Erzurum'a da yaklaşıyor yani. Hindistan seferi değil mi? O Kerkük seferi, ayrı. Kerkük O seferi. evet, o ayrı hocam. Şimdi Hindistan dedik ya. Hindistan şimdi işte her dönemde yani Gazneli Mahmud'u çekmiştir, Büyük İskender'i çekmiştir. Yani Romalılar kendisine çekmiştir. Haliyle Nadir Şah'ı da çekmiştir. Şimdi Hindistan işte dediğim gibi Sayın Hocam, yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından işte şeydir. Bir dünyanın ambarıdır ve bugün de dikkat ederseniz hocam, o ambarın önündeki set İran. Yani bu bölgede, bu coğrafyada kan ve gözyaşı, savaş bitmiyorsa işte sebepleri ta oraya kadar götürmek mümkün. Şimdi Nadir Şah Sayın Hocam niye önemlidir? Bence Türk tarihinde evet İran'da Afşar hakimiyetini kurmuş ama Türk hükümdarları içerisinde yani çok önemlidir. 1736 tarihinde Mogan yaylasında bütün İran ümerasını işte askerlerini toplayıp bir konuşma yapar. Evet ben tahtı istemiyorum ama görev alırsam da şu 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 konularda size söz veriyorum bunları yapacağım. Bunların içerisinde en önemlisi o zamana Şah İsmail dönemiyle alevlenen daha sonra yani az da olsa bazen dozu artar. İşte mezhebi ihtilaf. Nadir Şah tahta oturursam diyor ben Osmanlı Devleti ile yani Sünni dünya ile Caferi dünya arasındaki birliği sağlayacağım. Böyle bir sözü de var. Tahta oturduktan sonra evet başarılı bir şekilde Afganistan üzerinden Hindistan'a sefer yapar. Şimdi Nadir Şah'ın bu sefer sırasında da hocam şimdi önemli bir komutan olduğunu söylemek babından o kısmı da söyleyeyim. Mesela şeyde Kandahar'da Afganistan'daki Afganistan'da Hindistan'ın üst kapısı geçidi. Yani bugün de öyledir. Kandahar geçidi İngilizler çok önemli. hala Bugün de çok önemli. evet. İngilizler hala orada bitmiyor. 1800'den bu yana oradalar. Evet. Şimdi Kandahar'da 2 gün yaklaşık 2 günden fazla askerlerini bekletiyor. Askerlerinin Hindistan seferinde mukavemetini test ediyor. En zor şartlarda, en zor dar geçitlerden geçiriyor ve burada bu mukavemeti test ettikten sonra Nadir Şah Hindistan seferine doğru çıkıyor. Zaten Kernal Savaşı'nda Muhammed Şah Hint hükümdarını yenilgiye uğrattıktan sonra da bütün Hint hazinelerini ki meblağı bayağı yüksek alıp İran'a doğru ki daha sonra İran'dan o hazineleri Herat'a doğru, bugünkü Afganistan'a doğru götürüyor. Yalnız Nadir Şah, artık Nadir Şah bu hazine meselesinden dolayı yani biraz sıkıntıya düşüyor. Yani bazı tarihçiler psikolojik olarak sıkıntıya düştüğünü, bir kısmı da Nadir Şah'ın Hindistan seferindeyken kendisine oğlu İbrahim Mirza'nın tahta geçmek haberinin ulaştırıldığını, fakat doğru olmasa da bu haberin Nadir Şah'a ulaştırıldığı, Nadir Şah zaten dönüşünde oğlunu katlettiriyor ve daha sonra bunun doğru olmadığını öğrendiği için psikolojik olarak sıkıntı çektiğini biliyoruz. Ama bir kısım tarihçi de o Hint hazineleri nin kendi psikolojisini bozduğunu söylerler. Şimdi bu Hint hazinelerinin içerisinde önemli olan bir şeyi söylemek istiyorum. Şimdi bugün British Museum'de sergileniyor. Nasıl işte kaçırıldıysa çalındı gitti. O Hint hazinelerinin içerisinde Nadir Şah'ın Hindistan'dan getirdiği meşhur taht vardır hocam. Elmaslarla bezenmiş. Maalesef bugün İngiltere işte müzesinde sergilenmekte. Nadir Şah bu hazineleri aslında devlet halk için çok da şey yapmadı ama çok da ömrü vefat etmedi yetmedi. 1747'de katledildi. Yalnız şu hocam, Nadir Şah'ın en önemli hususu Necef Komisyonu dediğimiz bir komisyon topluyor. 1746 1747'de de zaten
öldürülecek. Necef komisyonu ile halka verdiği sözü yerine getiriyor. Mezhebi ihtilafın, yani Osmanlı ile İran arasındaki mezhebi ihtilafın ortadan kaldırılması için, yani iki mezhep mensuplarının birbirlerini sebep etmemeleri için hem Şii hem Sünni, işte İran'dan, Osmanlı'dan, Afganistan'dan, Hindistan'dan, değişik yerlerden bir komisyon, gelen ulema tarafından teşekkül ettirilmiş bir komisyon. Buna Necef Komisyonu diyoruz. Hatta bunu da ben makale olarak yayınlamıştım hocam. Mezhebi ihtilafın giderilmesi için komisyon kararını alıyor ve altına herkes de imza atıyor. Nadir Şah da bir nüshayı imzalıyor. Diğer imza 1. Mahmut dönemi sayın hocam. Osmanlı'da İstanbul'a gönderiliyor. Osmanlı Padişahı tarafından da işte imzalanıp yürürlüğe girecek. Fakat ne hikmetse orayı bir türlü anlayamadık. 1. Mahmut döneminde sayın hocam, İran'a karşı çok acayip bir şey var. Ötekileştirme var. Ve İstanbul'daki ulema bu teklifi kabul etmediği gibi, mesela Nadir Şah döneminde Osmanlı-İran ilişkilerini, havi Osmanlı belgelerini okuduğumda, bizim Osmanlı tarafı Nadir Şah'a bile Nadir isim olarak demiyor. Askerlerini isim olarak söylemiyor. Kefere tabiri, işte melun tabiri, ehli zındıka tabiri. Yani böyle acayip bir şey var. Halbuki yani Nadir Osmanlı, Şah da bir Türk yani. Osmanlı tevarihçilerinde Timur'a ve Şah İsmail'e karşı veya Nadir Şah'a karşı böylesine evet, bir peşin hükümlü taraflı bir şey var. Evet hocam. İkisine karşı. Bir ötekileştirme var. Özellikle evet, bu 1. Mahmut döneminde Nadir Şah, ki sayın hocam şimdi yani gerçekten Türk tarihinde önemli bir şahsiyettir. Yani iki devlet arasında mezhebi ihtilafın çözülmesi için komisyon toplanmış, toplanmasını sağlamış, karar alınmış, altına imza atılmış, ki Osmanlı temsilcisi de işte Süveydi, Bağdat ulemasından gönderilmiş, o da altına imza atmış. Evet. Ve bunun yürürlüğe girmesi için İstanbul'a gönderildiğinde her ne hikmetse bir ötekileştirme, istemezlik ve o şekilde kalmış. Eğer o dönemde Nadir Şah'ın başlatmış olduğu bu iki mezhebi ihtilafın ortadan kaldırılması meselesi hasıl olsaydı, belki de hocam şu anda Batılı emperyalistler bu bölgede bunu kullanmayabilirlerdi. Yani bu derece önemli bir şeydi. Nadir Şah bu şekilde 1747'de işte kendisinin cezalandırdığı iki kişi gizlice çadırına girip onu şehit ettiriyorlar ve bu şekilde Nadir Şah dönemi de bitmiş oldu. Ondan sonra Zend dönemi var sayın hocam. Zend dönemi 750 yılından 1795 yılına kadar süren bir hakimiyet. Zend döneminde işte Kerim Han Zend öne çıkıyor. Lor bölgesinden bazı batılı tarihçiler, İran kaynaklarında çok görmedim yani doğrusu hocam, batılı tarihçiler bu işi biraz ideolojik olarak şey yapıyorlar, Zend dönemini. İşte bir Kerim Han Zend'in Kürt olduğu şu bu meselesini ortaya şey yapıyorlar, ama İran kaynaklarında buna herhangi bir şeyde rastlamadım ben. Yani bu dönem Zend döneminde daha çok Kerim Han Zend, ki bu da çok şey bir şahsiyettir. Yani tahta oturmuştur ama sıradan bir vatandaş gibi, zaten şah tabirini kullanmamıştır. Evet. Han olarak kalmıştır. Bu dönemde İngiltere'nin Fars Körfezi'nde etkili olduğu bir dönemdir. İmtiyaz sahibi olduğu bir dönemdir. İngiltere-Portekiz mücadelesinin başladığı bir dönemdir. Çünkü İngiltere Hindistan'ı artık yavaş yavaş sömürge haline getirmek için Doğu Hint Kompanyası ile harekete geçmiştir. Böyle bir dönemden şeye geliyoruz hocam. Kaçar Türk hakimiyeti dönemine tekrar. Evet. Evet sayın hocam. Yani 925'lerden itibaren başlayan Türk evet, hakimiyeti o coğrafyada devam ediyor. Evet. Yani Zend evet, dönem bitti. Kaçar Hanlığı
Evet. Evet. Oradan itibaren nasıl devam ediyor? Yani 20. Heh. yüzyılın başına kadar İran Evet. meşrutiyetine kadar bir 100 senelik bir süreç var orada. 130 sayın hocam. Evet. Kaçar O dönem. hakimiyeti fiilen 130. Kaçar Türkleri de sayın hocam batıdan işte hani bildiğimiz gibi hepimizin malumu olduğu üzere doğudan batıya yapılan Türk göçlerinin bir kolu Karadeniz'in kuzeyinden Balkanlara, Orta Avrupa'ya gidip orada devletler Daha kurmuşlardır. çok Kıpçaklar o tarafa doğru gidenler. Kıpçaklar, evet. Evet, Hunlardan itibaren gidiyoruz. Evet. Orta Macaristan'da devlet kuruyoruz. Bir kısmı da hocam Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya, bir kısmı da güneye İran'a sarkmıştır. Şimdi İran'a gelenler yaklaşık 12 boy bugün yine hala orada mevcutlar. Şimdi Kaçarlar daha çok Mazenderan, Esterabad ve Tahran bölgesinde toplanmıştır. Şimdi bunlar aşağı baş kaçarları, yukarı baş kaçarları. Aşağı ve yukarı baş kaçarları. Bu tabir hocam Anadolu'nun bazı yerlerinde de yer ismi olarak geçmekte. Bugün Tunceli'de aşağı başlar var, yukarı başlar var. Şimdi bunlar Nadir Şah döneminde de kısmen siyasi bir hareket gibi harekete geçmişler. Ama Zend döneminde evet fiilen onlar da tahtı ele geçirmek için mücadele etmişlerdir. Fakat muvaffak olamadılar. En son Kerim Han Zend'in ölümünden sonra yapılan mücadelede, Zendlerle yapılan mücadelede aşağı başlardan Ağa Muhammed Han tahtı, İran tahtını ele geçirir ve bu şekilde Kaçar dönemi başlar. Şimdi Kaçar dönemi Ağa Muhammed Han'la 2 yıl, yaklaşık 2 yıllık bir şey var. Ondan sonra Gürcistan seferi sırasında öldürülmesinden sonra Feth Ali Şah dönemi başlar. 1797'de. Şimdi Feth Ali Şah dönemi ile birlikte İngiltere'nin bu bölgede etkili olmaya başladığını görüyoruz. Ta Evet. Safeviler döneminden hocam. Evet. Şimdi Safeviler döneminden önce 1720'lerde İngiltere'nin buraya askeri heyet gönderdiğini görüyoruz kaynaklarda. Robert Anthony kardeşlerin başkanlığında bir askeri heyet gönderiyor ve Safevilere Osmanlı'ya karşı savaşmaları için takviye, silah ve teçhizat yardımında bulunuyor. İki devletin birbiriyle savaşıp güçten düşmesi için 1720'li yıllarda buraya sirayet etmeye başlıyor. Bunu Feth Ali Şah döneminde artık fiilen olarak görüyoruz. Yani Evet. İran'da İngiltere'nin nüfuzu ve o sırada kuzeyde de Rusya'nın güçlenmesiyle Rusya'nın da emperyalist olarak güneye sarkmak istemesiyle bölgede İran toprağı iki sömürgeci devletin mücadele alanına dönecek Feth Ali Şah Evet. döneminde. Ve 1812 mesela işte Osmanlı şey İran Rus savaşları var. Birinci devre İran Rus savaşları. Gülistan ve Türkmen Çay Anlaşmaları Heh. 1825'e geliyoruz. Evet. 25'e geliyor. Şimdi burada İran kuzeydeki büyük topraklarının büyük bir kısmını Rusya'ya kaybettiriyor. Yalnız şurada şu husus var. İngilizler bu sırada İran'ın Ruslara karşı savaş açması için dediğim gibi yardımda bulunuyorlar ve teşvik ediyorlar. Feth Ali Evet. Şah. Teşvik ediyorlar ve askeri yardımda da bulunuyorlar. Mesela İngiliz komutan Christie İran-Rus savaşında cephede İranların yanında ölüyor. Yani bu derece bu işe giriyorlar. Ve savaşlarda İran kuzeydeki bazı topraklarını kaybettikten sonra İngiltere Rusya'nın daha güneye ineceğini hesaplayarak hemen devreye giriyor. Arabulucu ve savaşı durduruyor. Evet. Rusya'nın daha fazla sarkmasını istemiyor. Ve ne Gülistan Antlaşmalarında da, Türkmen Çayı Antlaşmalarında da dikkat ederseniz İran
İngiltere'nin eliyle ağır tazminata mahkum ettirilmiştir. İran da bu tazminatı karşılamak için haliyle ne yapacak? İngiltere'den borç para, işte yardım, vaatleri derken kendi nüfuzuna alıyor. Şimdi Fethali Şah döneminin önemli kişisi Şehzade Abbas Mirza ki bunun orada bir şey söyleyeyim ki... Yılmaz Hoca. Bir şey söyleyeyim evet, orada. Türkmençay anlaşmasıyla tabii önemli bir şey oluyor. Aras sınır evet, olmak üzere şu anda sınır. Evet. Maalesef Azerbaycan, Cenubi ve Şimali, evet, Kuzey ve Güney olmak üzere ikiye bölünmüş oluyor. Evet. Güney Azerbaycan şu anda da olduğu gibi İran'ın sınırları içerisinde. Evet. Kuzey Azerbaycan'da evet, müstakil devlet. Yani 1825 evet, Bahtu Tansın Türkmençay anlaşmasıyla evet, Azerbaycan ikiye bölünmüş oluyor. evet, Evet. evet, evet. Şimdi o dönemde askeri komutan olarak iyi bir şehzade olarak Şehzade Abbas Mirza vardır. Şimdi Rusya'ya karşı böyle şeyler, savaşlar kaybedilince Abbas Mirza bunun sorumluluğunu askerlerin yetersizliğine bağlar. Ve o dönemde Abbas Mirza bazı devlet adamlarını Avrupa'daki bu askeri teknik gelişmelere vakıf olmaları için onları Avrupa'ya göndermeye başlar. Yalnız işte burada o sıkıntı var. Hani Osmanlı da bu dönemlerde aynı dönemlerde Avrupa'ya devlet adamı işte öğrenci gibi göndermiştir. Yani nasıl ki işte Avrupa'da özellikle Paris, işte Petersburg, Rusya'da, işte Londra'da. Ama bunlar da İran'dan gidenler de hocam. Ben bunun üzerine makale de yayınlamıştım. Yani günlüklerinden almıştım gidenlerin. Yabancı İranlı elçilerin Avrupa'ya gidip farklılaşmaları şeklinde. Onlar da oraya gidince evet onlar da yani özellikle kaynaklarda ben tespit ettim. Mason locaları tarafından bunlar da alınmış. Evet. İşte gündüzleri bazı büyük yapılar işte Avrupa'daki orta çağdan kalma yapılar gezdirilmiş. Bazı limanlar gezdirilmiş. Geceleri de bunların onuruna kadınlı, içkili, eğlenceli işe günlerini böyle geçirip şey yapmışlar ama Abbas Mirza'nın elde etmek istediği fayda hasıl olmadı. Evet. Aynen bunlar da dönüşte herhangi bir fayda sağlamadılar. Zaten Şimdi siz kitabınızda, Yılmaz evet. Hoca kitabınızda efendim Kaçarların inkirazıyla artık Evet. bitmeye doğru gidişiyle Osmanlı'nın inkirazı arasında bir paralellik de Benzerlik kuruyorsunuz var. zaten, değil mi? Sayın hocam, ben Osmanlı'nın evet, Osmanlı'nın yani gerileme dediğimiz döneminden işte Birinci Dünya Savaşı'na kadar hatta Birinci Dünya Savaşı sırasındaki süreci İran'ı Kaçar dönemini çalışırken tam öğrendim. Aynı süreçler hocam. Evet. Onu zaten şeyde ayrı bir kitap olarak hocam yayınlandım mı? Evet. İngilizlerin İslam ülkelerini parçalama politikası ve İran. Evet. İran örneği. Kesit yayınları bunu yayınladı. Şu anda piyasada var. Mesela Evet. orada konuyu safha safha aldım ben. Evet. Avrupa'ya gönderilen öğrencilerin farklılaşma safhaları. Diyorum ya, yani Abbas Mirza evet büyük düşünmüş, göndermiş ama Mirza Ebul Hasan Han var mesela elçi. Salih Şirazi'dir, Rıza Kulî Mirza. Ya bunlar yani Avrupa'daki dediğim gibi o belirli mahfiller tarafından alınmış işte geceleri bunlara eğlence şu bu derken hatta bir kısmı mesela şey diyor ya dinimizi değiştirsek diyor ne güzel diyor kadınlarla eğleniyoruz diyor falan filan. Ya yani işi o derece şey yapıyorlar. Askeri ıslahatlar dönemi var mesela bu dönemde Fethali Şah döneminde işte yapılan yanlışlık şimdi yabancı yani Avusturya, İngiliz işte Fransız Napolyon döneminde olacak. Uzmanların, askeri uzmanların İran ordusunda istihdam edilmeleri. Uzman adı altında. Ama bunlar Evet. mesela İngilizler İran'ın Ruslara karşı İran'ı Ruslara karşı kullanmış adeta. Yani Rusya'yı meşgul ettiriyor İran üzerinden. Hem İran zaten güçlenemiyor. Rusya'yı da yıpratmış oluyor. Yani Evet. böyle bir siyah haliyle bir fayda sağlamamış. Diğer her ülke uzmanı da kendi devletlerinin menfaatine çalışmış haliyle bu batılı subayların faaliyetleri İran'a herhangi bir şey sağlamamıştır. Şimdi geleceğiz mesela Nasreddin Şah döneminde
Emiri Oradan Kebir gelelim var. şöyle. Settarhan'a Evet. gelelim, Riyaban'a gelelim. Şeyh Riyabani'ye gelelim. Şöyle oradan Şeye mi Pehlevilere hocam? doğru bir yaklaşalım. Pehlevilere. Tamam, hızlı hızlı geçelim o Yani zaman. Settarhan'ın durumu, Riyaban'ın durumu. Evet, o arada. Evet. Tamam. Oraya doğru. Şimdi o zaman hızlı bir şekilde ben Fethi Ali Şah şimdi döneminde dediğim gibi imtiyazlar dönemi başladı. İngilizlere özellikle verilen imtiyazlar devleti nüfuz altına soktu. Ondan sonra Muhammed Şah dönemi var. Ara dönem efendim o çok da şey değil. Önemli hadiseler yok. Sadece Herat'a Muhammed Şah'ın seferi var. O önemli. Ama İngilizler İranlıların Herat'ı almasını istemediği için dedik ya kuzeyden açılan kapı, Ne? Hindistan'a açılan kapı hemen İran'ı tehdit edecek ve Fars Körfezi'ni, Basra Körfezi'ni işgal ederek güneyden işgale Yani Herat başlayınca derken şunu da söyleyelim. O evet. zamanlar dünyanın en muhteşem şehirlerinden birisi Herat, Birisidir. Hüseyin Evet. Baykara'nın şehri, Alişir Evet. Nevai'nin şehri, Alişir Evet. Nevai'nin kabri, Muhakemetül Evet. Lügateyn'in yazarının halen orada. Yani Evet. o şeyde Herat'ta, evet, Afganistan'ın Evet. içerisinde. Evet. Şimdi buranın İran eline geçireceğini anlayan İngiltere hemen güneyden İran'ı işgale başlayınca, Basra Körfezi'ni işgale başlayınca İran Muhammed Şah döneminde askerini buradan çekmek zorunda kalacak. Şimdi Muhammed Şah döneminden sonra Sayın Hocam Nasreddin Şah uzun bir dönem ve imtiyazlar dönemi yani bu dönem tamamıyla İngilizlere özellikle İngiliz asıllı Yahudi sermayedarlar Reuters'e, bugünkü Reuters ajansının kurucusu Baron Julius Reuters'e ve Talbot'a verilen imtiyazlar var. Şimdi Talbot'a mesela Sayın Hocam bütün İran kaynakları yani yeraltı ve yerüstü kaynakları imtiyaz olarak veriliyor. Evet. 1872'de verilen imtiyazlar var. Talbot kim? İngiltere'de her şeyini kaybetmiş, ortalıkta gece sokaklarda yatan, böyle ailesini yanında kalmamış, dağıtmış gitmiş bir Yahudi asıllı vatandaş. Nasreddin Şah İngiltere ziyareti sırasında işte buna bu fikri yine orada Malcolm Han ve Cemalettin Esed Abadi Afgani İngilizlere bu fikri veriyor. Diyor ki böyle böyle bir şey yapmalısınız ki İran'da iç karışıklık olsun. Bu kaçar idaresi de işte bu karışıklıktan kurtulamasın diye böyle bir şey bir fikir veriyor ve neticede Nasreddin Şah ikna ediliyor ve bütün yeraltı yerüstü kaynakları imtiyaz olarak veriliyor. Ve hiçbir para da harcanmıyor. Talbot'un zaten hiçbir şeyi yoktu. İmtiyaz anlaşmasının bir maddesine şu ibare konuluyor. İmtiyazı kabul etmeyip de kaldıran taraf tazminat ödeyecek. Şimdi mesela tütün Şimdi hocam, imtiyazında da Yılmaz hocam, evet. 1,5 dakika kaldı diyor. Şimdi bir ara vereceğiz. Ara Heh. vereceğiz. Tamam. Tekrar başlatacağız. Tamam. Başladıktan sonra Settarhan'ı, Şeyh Riyabani'yi ve Pehlevilere gelelim. Yani esas Tamam o işin can zaman alıcı tamam. noktalarına, Pehlevi Tamam. iktidarı ve sonra Humeyni'ye doğru Tamam. yürüyelim. Kapatıyoruz şimdi. Tamam. Ara Tamam. veriyoruz. Şimdi bir Tamam. ara verelim. Ondan sonra sorular almaya başlayacağız. Evet. Tamam. 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 Şimdi bir ara verelim. Tamam. Evet. Aziz takipçiler lütfen azıcık bekleyin. 2 dakikalık bir hemen kapatıp açmaya gideceğiz. Tamam.